İyisiniz değil mi? Selamun aleyküm. Nasılsın kardeş? İyisin inşallah. Allah'ım esirgesin sizleri. Ablam mı gidiyor bir de? Canım ayrı mı? Allah'a emanet olun. Evet hanımlar, selamünaleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz? Ne alışverişi var? Merhaba. Buyurun. 12 Şubat Kadın Kolları Başkanımız Banu Hanım. Yani sizden raktan geldi. Tamam. Allah razı olsun. Evet dediğin için. Yalnız bana da hem başkanım için de ya. Hem bana hem referandumu da. Bana büyütmesek. Hanım de 4 çocuk için, Tayyip'e evet dediğin için, memleket için. Biz zaten şimdi şöyle, özünü anlatmaya gerek yok. Hepimizin yani seçtiği yol biz zaten. Allah razı olsun. Ver atmam o zaman abi. Allah başınızı bozsun. Sağ olun. Abi. Sağ olun hocam. Kızlar sizlere de mutlu bir yuva için çiçek dağıtıyoruz. Ablanız. Alın bakalım. Fark etmez aynı. Hadi bakalım. Peki. Tamam. İyi misin? Serin nasıl? Çok iyi Allah aşkına. Maşallah. Bu şeyin oğlu bize. Adil abinin oğlu. Çok geç girişçi. Maşallah. Sağ olun. Diye benzettim seni. Ne var ne yok? Allah aşkına. Allah iyilik versin. Evet bugün 12 Şubat ilçemizdeyiz. İlçe başkanımız Fırat Bey, Banu Hanım, Kadın Kolları Başkanımız ve teşkilat mensuplarımızla esnafımızı ziyaret ediyoruz. Bugün Down sendromlularla ilgili bir özel gün. Bu anlamda tüm engelli kardeşlerimize de bu özel günde sevgilerimizi, selamlarımızı sunuyoruz. Öyle onlarla güzel bir program yaptık. Büyükşehir Belediye'mizin aldığı tekerlekli sandalyeleri onlara hediye ettik. Ondan sonra da şimdi halkımızla referandumla ilgili temaslarda bulunuyoruz. Çok söze gerek yok. Maraş kararını vermiş. Sizler de görüyorsunuz. Hava çok iyi, atmosfer çok iyi. Yani zevkle geziyoruz, mutlu oluyoruz, gurur duyuyoruz. Bu şehir bizim şehrimiz. Kahramanmaraş, Kahramanmaraşlığını her zaman yaptı ve yapacak diye düşünüyorum. Bugün İçişleri Komisyonu Başkanımız, Milletvekilimiz Celalettin Güveç Bey ile beraber Azerbaycan Bulvarı'nda 16 Nisan ile alakalı referandum gezimizi yapıyoruz. Gerçekten biraz önce Sayın Başkanımın da söylediği gibi halkımızın tepkisi 16 Nisan'la alakalı son derece olumlu. Kanaatleri de belirlenmiş durumda. Çok fazla kararsız seçmenin artık kalmadığı kanaatindeyiz. Elhamdülillah herhalde 16 Nisan'da Kahramanmaraş Türkiye'de yeni bir rekora imza atar diye düşünüyoruz. Bize vatandaşın, milletin yansıttığı düşünce bu. İnşallah hayırlara vesile olsun. Referandum çalışmalarına başladığımızda hakikaten başkanlarımızın söylediği gibi kararsız bir seçmenimiz vardı. Lakin şimdi birazcık insanlarda da bu oturmaya başladı. Artık yavaş yavaş herkes bilinçli sorular sormaya başladı. Sabit bir fikir kalmadı artık. Neden evet, neden olması gerektiği kanaatine vardı herkes. O yüzden çok güzel gidiyor. Eksik kalan kısımları biz tamamlamaya çalışıyoruz. Sorularına yanıt bulmak için bizleri çağırıyorlar. Güzel bir seçim kampanyası gerçekleştiriyoruz. Teşekkür ediyorum.